Oh be! Havuz, güneş, şezlong, Ozan abim benim be. Ne iyi ettin de bizi bu tatile getirdin be. Bana bak Müslücük. Otelin girişinde 9 tane yıldız saydım ben. İnşallah Avrupa Birliği bayrağıdır o. Ne yapsaydık abi? Kızları pansiyona mı götürseydik he? Yani böyle bol yıldızlı bir otele getirecektik tabii. Hem bak tablet de verdiler bize. Ne istersek böyle hemen istediğimiz anında getirecekler. Daha dur abi. Elimizde çubuk kırıp kayalardan atlayıp dereleri geçip şelaleye ulaşacağız. Arkadaşım anlatmıştı. Bayılıyormuş kızlar böyle şeylere. Hadi yahu. Vallahi. Kızlar dedin, aldın kartı zaten. Herhalde çıkınca girecek bana bu hesap. Değil mi? Hadi bakayım. Mustafa. Abi. Barmat ayıp bulma şu tableti. Barmatlama artık. Abi öylesine bakıyorum ya. Sipariş falan yok yani. Ben sana olmayan bir şey daha söyleyeyim Mustafa. Mesela kızlar. Ha. Nerede hayvan kızlar? Abi kızlar dedi ki şimdi biz odaya gidelim, yerleşelim, aşağıda buluşuruz dedi. Yani kızlar var ya sana inanılmaz yükseldiler ya. Hadi ya ciddisin. Tabii canım. Kim bu yiğit? Bonkör adam dediler. Tabii tabii. Ozan abim bizi tatile götürecek. Kızlar siz de gelin dedik. Oo, hemen kabul ettiler. Atladılar böyle. Tipe bakmazlar yani. Güzel. Çocuklar, planım çok nettir. Kızlarla samimi olmak için onları sahile davet edeceğim efendim. Ondan sonra açılacağım. Belki bir şarkıcık da patlatırım. Bilmem, bakacağım. Bakacağım. Ozan Bey, siz misiniz? Ta kendisi. Bize bu tatili ısmarlayan gönlü bol insan. Ay. Ne demek ercümetçiyim, ne demek? Bilin beni, bilin. Fukaraya karşı her zaman bir zaafım vardır. Kendi rafinez etlerimden onlara da tattırmaya bayılıyorum efendim. Ay gerçekten ne kadar eli açık birisiniz Ozan Bey. Gerçekten size çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Ne demek efendim, ne demek? Hiç merak etmeyin kızlar, daha yeni başlıyoruz. Sizi nerelere nerelere götüreceğim ben. Tasması kopmuş, ilk kimin gezecek bu içinde? Göreceksiniz. Sahile yürüyüşe ne dersiniz? Ay olur deriz ama önce biraz güneşlenmemiz lazım. Tamam, olur. Ben de gelirim, olur mu? Olur, bakalım bakalım. Şey yapacak artık. Ozan abi, kızlar senin yüzünden birbirini parçalayacak vallahi. Ha? Ne ya? Senin yüzünden kavga etmeseler bari. Öyle değil mi? Şu uzun gavakçığı gözüme kestirdim aslında ama... Onun farkındayız abi. Girer girmez aranızdaki kıvılcımı gördüm ben. Ne kıvılcımı Ercüman? Yangın, yangın var diyorum, yangın be. Hadi ya. Öyle değil mi? Ulan durduk yere tayyara gibi yükseldik yine sizin yüzünüzü. Allah'ım. Ha? Ha. Al. Nedir bu? Sağ ol. Otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş. Otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş. O kim bu orada oturur öyle? Ozan abi otelin müdürü. Ha, müdürümüz efendim, müdürümüz. Ben devam edeyim isterseniz. Devam et, devam et. Otelimizin dedik, anlat. Kendisiyle özdeşleşmiş, özel ve oldukça kıymetli... oldukça kıymetli dedik değil mi? Kafam, allak bullak ettiniz kafamı ya! O kadar hazırdım ki! Parmak iz sallanıyor, o senin ha. Şu saçtan sinirlenme istersen. Haklısınız efendim. Otelimizin dedik. Ya yani... benim bir siparişim daha olacak. Pardon. Kolay gelsin. Yok ya, kendi. Ya. Ama Tufan böyle bir tip yapıp reaksiyon almaman mümkün değildi. Kusura bakmayın. Doğru söylüyorsun. Bu nedir? Efendim, anlat. Efendim, otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş, özel ve oldukça kıymetli... altın soslu tropikal meyveli, dünyada yalnızca bir bölgede çıkan Kinatino özlü buzlu ejder smoothiesi. Bravo. Bravo. Hayvan gibi bağlıdır bu kesin. Neyse söyleyeyim. Oda numaranız kaçtı efendim? Sen kaç numarada kalıyordun abi? 24. 24'e yaz kardeşim. Evet. Ulan Mustafa,
Ulan Mustafa, sabahtan beri zengin çocuğu gibi baramatladın durdun o tableti. Tavucuk gibi eşeledin eşeledin, çıkardın en bağlısını. Söyledin en bağlısını. Ver onları, hiç içmiyorsunuz. Oh. Al kardeş bunları. Çok bağlıdır bu, biz içemeyiz. Ya kızlar, çiçeklerimiz çok güzel değil mi? Vallahi. Abimin özel zevkidir, beğendiniz ya, mi? Harika bir şey ya. Değil mi? Ya bayıldık, ne kadar güzel zevkleriniz var. Öyle mi? Yani. Şuradan. Vallahi kütçatçıklar size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Her sabah kahvaltıda bundan bir fırt almadan kendime gelemiyorum efendim. Gerçekten hayatta kendime gelemiyorum. İçin, için gan yapar. Gan! Afiyet olsun. Ay çok güzelmiş gerçekten ya. Belli belli. Beğendiğin çok belli zaten. Bardağın desenle ne kadar çektin içine. Hortumlu süpürge gibi çektin içine. Kızlar içtikten sonra sahil? Olur olur. İçtikten sonra gidebiliriz, evet. Tamam, güzel. Sahile gidelim, açılırım. Ondan sonra bütün tatil beraber olur. Güzel. Biz kendi kendimize eğlendirdik, sağ ol. Olmaz, hani motor firudum burada sizleri eğlendirmek için geldi. Hadi, da 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 da. Dans, dans! Kızlar gelin buraya, gelin buraya. Gördüğü en eğlenceli ve en güzel kızlarsınız. Ay ya, çok tatlısınız. Çok güzel oldu vallahi. Nedir be bu maskaralık böyle? Ne maskaralı ya, animatörüm ben. Ne halsam? Bana bak, şov çirkin adam işidir ha. Senden olmaz, beceremezsen bu işi, senin tipin de düzgündür. Hadi kaybol buradan. Ay ya, buradan. Ulan Bey, öyle demeyin ya. Çılgın Feri bizi ne güzel eğlendirdi, fena mı oldu hareketlendik? Evet. Ya kurtlarımızı döktük, çok güzel oldu. Ama sizin de yeteneğinizi gördüm yani. Ha, öyle mi diyorsunuz? Efendim, tabii ki yani komedi dans üçlüsündeki o bıyıksız olan var ya, benim baba tarafından akrabam olur. Yani nasıl diyeyim size? Bizim genlerimiz dansına yoğrulmuştur. Dans benim kırmızı çizgimdir. Naran Bey'den altı**tım. Animasyonlarımız ikinci animasyonla devam edecek. Havuz başından ayrılmayın. Otelimiz çok çılgın. O zaman hadi benim biraz şurada fotoğrafımı çek. Aa, dur geliyorum. Sonra şey, yürüyüşe gideriz. Ha. Tamam canım. Güzel. Sahilde ben bu işi halledeceğim. Güzel. Siz şey yapın, orada şey yapın. Ercü, Mustafa. Neredesiniz hayvan? Çok iyiydi be kardeşim. Çok iyiydi var ya. Çok iyiydi be. Bana bakın be, siz kaşınla göz arasında sıfaya mı girdiniz be? Abi sen gitmeden kalitesini görelim istedik. Aynen abicim, yani gönül rahatlığıyla girebilirsin. Oh. Bana bakın. Tamam abi, bir şey. Ekstrem. Bu nedir ya? Biz böyle şeyler söylemedik. Siz söylediniz değil mi? Ama şundan abicim, şimdi az önce... Siz neçin her fırsatta o Allah'ın cezası ağzınıza bir şey sokmaya çalışırsınız acaba? Ama şundan dolayı az önce dans ettin yani, efor sarf ettin. Hani yemek gerekir diye düşündük. Acıkmışındır diye abi. Ha. Nedir bu? Efendim bu kilosu 2800 dolar olan Wagner eti. Bu etin sahibi hayvan her gün klasik müzik eşliğinde aromalı otlarla besleniyor ve sırt masajı yapılırken derisi aromatik yağlarla ovuluyor. Çok değerli bir hayvan. Ulan bunları bana yapsan ben de değerlenirim hayvan. Sana girişi 2800 dolarsa bana girişi... Ve siz 2800 dolarlık et yiyecek ağza sahip misiniz acaba? Ya kızım, bu nasıl bir şey ya? Hı, mükemmel bir şey.
Bayıldım. İnanamam. Efendim 24'e yazıyorum. Yaz, yaz kardeş, yaz. 2 ile 4 yan yana yaz. Sanki bunlara yazsam bana girmeyecek. Abi, sen biraz gerildin galiba. Dur, ben sana hemen şuradan bir masaj randevusu alayım. Böyle güzel aromalı bir masaj sana iyi gelir. Sesini alır abi, bu numara olur. Ercün oldum. Masajlı Japon sığırı yetmedi. Ovaladık beni de yiyeceksin. Ha? Ya Ozan Bey'sin. Ne kadar zevkmişsin. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim ya. Belli belli, yemediğin belli. Bir sokumla yuttun hepsini zaten. Etiyopya devesi gibi ha, mini humunu geviş getire getire. Yuttur hepsini ağzına. Gerçekten ama gurmesiniz yani. Hocamcığım, öyleyimdir. Yani ben size daha neler neler yedireceğim efendim. Kursaklarınızı bayram ettireceğim sizin. Tabii. Çılgın animatör Feri geri döndü. Durdu. İstemeyin kardeş. Git, ama ne yapacaksan istemeyin. Öyle demeyin. Herkes, herkes birazcık sihir sever ha. Hoppa. Burada. Yok, burada. Sihire bayılırım. Aa, asıl sihir ne biliyor musun? Ne? Gözlerim. Ne oluyor orada? Abi kız elden gidiyor, bir şeyler yap. Aynen abi, sende böyle sihirdi, büyüdü bir şey yok mu? Olmaz mı Mustafa'cığım? Üfle. Üf. Ölen kadar sihir. Harry Potter mıyım hayvan ben? Allah seni ne yapar. Ooo, inanmıyorum. Ya, hot COVID. Vallahi abi ben sana bir şey sihirleyeyim mi? Senin de bir şey yapman lazım. Kızlar elden gidiyor yani. Niye vallahi? Ne yapayım Mustafa? Ruşlu karayım. Yani, hanımlar, size daha önce çok ünlü bir sihirbaz olduğumu söylemiş miydim? Aa, baba mı? Ağzında bir şey varken konuşma. Haklı. Vallahi evet, vallahi. Ama biz öyle bunun gibi böyle ufak otellerde falan yapmazdık yani. Biz Copperfield eniştemle beraber daha büyük prodüksiyonlarda yapardık öyle. Londra'da yaptık mesela, oo. Berlin'de, Çorum'da. Tabii Saat Kulesi'nin altı çok kişi alırdı. 20.000 kişiyi oynadık biz orada. Tabii. O zaman sizde çok büyük numaralar vardır ha? Var tabii, beğenemedin. Kılıç yutma numarası var mı mesela? O da bir şey mi be? Benim abim onu mahallede çocuklar eğlence diye yapar. Ya kılıç numarası nedir? Abimle kılıç, kürdan, kürdan be. Ha? O zaman üstad, görelim numaranızı. Kılıcımı getirin. Kılıcımı mı? Hı-hı. Aa! Bayağı kılıç. Orta çağda mı yaşan? Mayavan sen kılıçtan gezecek burada. Beylik kuracaksın Antalya'ya. Allah sizin belanızı sizin. Allah sizin belanızı. Gofa getirdiniz ha bu kıvırcığı. Gofa getirdiniz. Sokacak bize gırtlağımıza kılıcı. Ay yalnız sana da efendim mi? Ben böyle... Ver. Cesur adamlara bayılıyorum ya. Hiç umurumda değil. Gerçekten biz çok heyecanlandık. Yani hayatımda ilk kez bir adam gözümün önünde gırtlağına kılıç sokacak. Öyle mi? Ne mutlu bana efendim. Aşırı onur duydum şu anda. İnşallah sadece girişini görürsünüz kılıcın. İnşallah. Hadi hayırlısı. Bakayım ne yapacaksak artık. Hadi abim. Hadi abim be. Hadi abim be. Hadi abim be. Kahveyi de sok. Ay, adam resmen kılıcı fondip yaptı. Ne olacak? Abi resmen nefes kesti ya. Ne nefesi hayvan? Gırtlağımı kestim. Bademcikleri çıkacak şimdi. Lan sizi. Üstadım. İç kanıma geçiriyorum, iç kanıma. Çok iyisiniz. Bir ara sizden özel ders almak isterim. Ben sana vereceğim özel dersi, diriliş Feridun. Al şimdi kılıcını. Savurt bir yere, nereye düşerse oraya kur obanı, tamam? Hadi gel bul buradan. Ozan Bey, kocaman alkış. Animasyonlarımız devam ediyor. Gel ulan! Çılgın kör edecek milleti. Ay gerçekten şovunuz ne kadar etkileyiciydi. Yani her seferinde şaşırtıyorsunuz beni siz. Ah sağ olun efendim. Vallahi inanamazsınız. Ben de şaşırdım. He? Kopi luvak kahvelerimiz de geldi. Ha? Nedir baba sizin söylediğiniz ya? Her söylediğiniz şeyde en az bir kelimeyi bilmem bay hayvan. Hemen hızı versin. Nedir bu? Efendim, anlat bunu da hadi. Efendim bu...
Tanesi 1000 dolar olan ve Asya'da bulunan mis kedisinin kahve çekirdeklerini yemesi ve akabinde bunları sindirip çıkardığı dışkısından yapılan güzel ve kıymetli bir kahve. Ulan hayvan ağzımıza s**sın diye 5000 dolar ödettiniz bana be. Vay Allah'ım lan, iyidir diye, değerlidir diye diye hayvan içirdiniz bana. 24'e yazıyoruz efendim, değil mi? Yaz! Ne lan versin, yaz! Ay çok iyi bu ya. Al. Gerçekten çok iyi. Telvesini mi yedim yani? O kadar da iyi bir şey. Enteresan. İyi yediniz. Mecazsız. Artık zıkkımlandıysak kalkıp gidelim. Ne dersiniz sahile, ha? Hadi. Hadi. Kızlar. Size kobramı göstermemi ister misiniz? Hakikaten. Serengeti'nin düzlüklerinden. İşte karşınızda Kral Kobra Şemsettin. Oha, ne kadar cesur. Ay. Vay Allah'ım vay. İstemeyi kardeş, istemeyi. Sen git kobrandan ilgilen sağda solda. Hadi kızlar, ben gidelim artık sahile. Ay bir dakika Ozan Bey ya. Adam kobra sınıf yetiştirmiş gösterecek. Ay çok tehlikelidir ama dikkat edin. Tehlike var ya, bak damarlarımda. Tehlike var ya benim, içimde. Ay. Tehlike kim biliyor musun? Kim? Tehlike benim. Allah. Ben. Ay ne kadar cesaretlisiniz ya. Maşallah ya. Abi. Senin son çiftliğin denizde yatacağım. Yani bu da bir bilmem yani. Hısal be, hısal be. Avustralya pelikanı gibi peşe saça konuşun, hiç de dediğinde anlaşılmaz. Abi, adam adrenalin yüklüyor. Senin de topa çıkman lazım abi. Onu diyor ya, topa çık hadi sen de bir şey yap. Topa çık, topa çık. Biraz daha işe yarar. Kolaylıkla olmaz ki zaten benim işim. Bu mu ya? Tehlikeli bu mu? Yani. Ha? Biz bunların zehirini yemeğe katarız. Biraz acı olsun diye. Acı olsun. Ver bakayım sen şu solucancığı bana. Emin misin? Ver hadi konuşma. Ver. Ay ay ay. Ay dikkat edin. Uzak tutun. Tutmuyor. Sevmedi gibi sizi o. Korkmayın be. Uzan abi. Korkmayın be. Korkmayın. Şov yıllardır bunlar. Bir şey yapmaz bu. Bak, sakin ol. Bak, dolayacağım şimdi kendime. Dikkat et abi. Bak. Aman abi. Gördün? Bana mahallede Medusa Ozan derlerdi, anladınız mı? Ya, yılan ağzıma yuva yaptı benim, yuva! Bak, Allah senin dipine, tipine bak şunun tipine. Tipine bak. Çılgın Feri, çılgın Feri! Soktu mu hayvan? Öyle ısırılmaz, böyle ısırılır. Yılan ısırdı manyak Şemsettin, iyi misin? Bayılıyorum, belanızı versin. Adam Adana dürüm yer gibi yılanı yedi lan. Abi bak bir şey olmasın çılgın Feri. Bak bu adam ölmesin. Bir şey olmaz. Neyse ki Ercüment, kredi kartı sende mi kardeşim? O bende, rahat olsun. Okay, hiçbir şey olmaz. Otelde panzehir var, ben hemen getiririm. Şov devam edecek. Çılgın otel. Çıldın ha. Ozan abi. Ay. Ozan abi iyi misin abi? Ay Ercü, Ercü. Kuzen ne oldu buna Allah aşkına? Bir şey olmasın bu adama ya? Bir şey olmaz ya. Siz kuzen misiniz be? Evet abi yani biz şimdi biliyorsun ekonomik kriz var. Kuzenlerle de yıllardır tatil yapamıyorduk. Senin sponsorluğunda tatil yapalım seninle. Yılan değil ama bu daha çok acıttı. Ketenpeleye getirdiniz beni. Kızlar en azından söyleyin ya. Hoşlandınız mı benden? Ay yok be abi, ne alakası yok var? Yani. Kesme sesini sen. Burcu Hanım siz? Yok yani ben de. Belanızı versin. Mahsuta kes soslu ördeğinizde. Ah! Geldik. Bu otelin en güzel yemeğidir. Sırf bu yemeğim ondan. Bayır domuzu gibi. Yediniz, yediniz, doymadınız. Yediniz, yediniz, doymadınız. 24'e yazıyorum. Belanızı versin. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.